Tabii ki. Yani Ermenistan, az önce siz de ifade ettiniz, zaten Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini yaklaşık işgal altında tutuyor. Bu yetmiyormuş gibi yani son 20-30 yıldır sürekli bu saldırganlığına devam ediyor. Neden sorusunun çok kestirme iki cevabı var. Onlardan bir tanesi şu: Ermenistan'da mesela İsrail gibi sınırları belli olmayan bir devlettir. Yani şu anda Ermenistan yetkililerine sorsanız hem Türkiye ile olan sınırı hem de Azerbaycan'da olan sınırı konusunda resmi bir hattın olmadığını söylerler. Yani bunu hem bizimle hem de Azerbaycan'la ilgili olarak resmi pozisyon olarak zaten her zaman ilan ediyorlar. Bu ne demektir? Aslında tabiri caizse üç nokta koyarak bir yayılmacı, irredentist bir politika izlediğini, mevcut sınırlarına razı olmadığı, dolayısıyla iki komşu devlet aleyhine olmak üzere bu yayılmacı siyasetinin bir göstergesi olarak bunu tutuyor. İkinci olarak sizin sorunuzda ifade ettiğiniz gibi küçücük bir devlet, yani 3,5 milyon nüfusa sahip olan bir devlet bu cüreti, bu cesareti nereden alıyor sorusunun cevabı da belli. Öncelikli olarak Rusya'dan alıyor doğal olarak. Yani hem Dağlı Karabağ'ın işgal edilmesi sırasında neredeyse sınırsız bir destek almıştır Rusya'dan, ama daha ötesi var. Bütün Batılı devletler destek veriyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa başta olmak üzere Batılı devletlerin hemen hepsinin desteğine mazhar olan bir devlet. Dolayısıyla şu anda mesela bugün sivil hedeflerin vurulduğu çok açık bir şekilde ortada. Fakat buna rağmen hiçbir Batılı devlet bunu suçlamayacaktır. Mesela bir tepki ortaya koymayacaktır veya Azerbaycan bu saldırgan tutumunu cezalandırmaya dönük herhangi bir adım atmayacaktır. Ermenistan konusunda Batılı devletlerin, hani bu Minsk grubu, AGİT örgütünün başlattığı barış görüşmeleri, müzakereleri noktasında da aslında hiçbir devlet mevcut durumdan geri gelmesini istemiyor. Eğer böyle bir talep olsaydı, böyle bir irade olsaydı zaten bunu şu ana kadar gerçekleştirmiş olurlardı. Yani hem Batılı devletler hem Rusya Federasyonu şu anda Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini işgal altında tutulmasını ve Ermenistan'ın pervasız bir biçimde her türlü saldırgan tavrı takınmasını onayladıkları için bu olaylar gerçekleşiyor. Bunun devamında şunu da söylemem gerekiyor: aslında bu tavır sadece Azerbaycan'a karşı değil, aynı zamanda Türkiye'ye karşı da bir tavırdır. Çünkü konjonktüre baktığınız zaman güneyde, hani Suriye'de diyelim ki Doğu Akdeniz'de barış müzakereleri başlayacak, istikşafi görüşmeler, Yunanistan'da Fransa ile bir müzakere masası kurulma aşamasında olduğumuz bir dönemde bu saldırının gelmesi aslında Türkiye'nin de rahat bırakılmamak istenmesinin bir göstergesi olarak okunabilir. Hocam, şimdi tam da bu nokta.